Neyse de evet. Ne? Gömleğin rengi ya. Dehşet. Maşallah. Maşallah. Ne varmış gömlekte? Deşem yani. Ne? Kamuoyu hazır olmayabilir mi? Halk hazır değil diyorsunuz. Saat uyumu çok güzel. Saat. Ne? Renk uyumu muhteşem. Gömlek, ayakkabı, hepsi muhteşem. Saatle kemerin tokası. Nasıl? Kemerin saat. Tokası. Saat. Hmm. Evet, doğru. Maşallah tokası. Yani evet, o da ilginç duruyor. Altın hepsi. Yani evet, ama siz altına kötü taktınız kafaya. Nihayetinde bir metal yani altın. Niye? Paslanmaz. O yönden iyi. Gömlekteki Versace desenleriyle altınlar çok uyumlu hale gelmiş. Ha. Maşallah, maşallah. Evet, doğru. Ne demin kemer falan bir şeyler dedin sen. Yanlış mı? Ne? Kemerdeki altın muhteşem. Maşallah. Ne var? Maşallah. Gömlekteki desenlerle birebir uyumlu. Ne? Gömlekteki desenlerle birebir uyumlu. Evet, normal maşallah. Bir şey. Maşallah. Vay be, asıl yakışıklı geliyor bak. Gözlüğü çıkartma, gel. Gel 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 gel. Bak gözlüğü çıkarıyor. Şu gözlük de gel, bir gözlük de gel bak. Geç aleyküm. Gel şöyle geç şuraya geç. Boydan göster şu vatandaş. Ya şuraya bak ya. Şuraya bak ya. İtalyan artistler gibi. Maşallah. Maşallah. Tamam şimdi gözlüğü çıkarabilirsin. Nasılsın? Çok iyiyim Allah'a şükür. Kürtçeyi de çok iyiyim. Dışarıdan gezmeden geliyorum de. Az başım. Az geriye mi attın? Şahane. Sabahtan beri neredeydin? Seni aradık de. Söyle ona. Tespit okuyayım da geriye. Az molim. Vay şahane. Çok güzel. Maşallah. Allah dünyayı yarattığında diyor Tevrat'ta yüce arşından Mesih'i, Mehdi'yi bir varlık olarak var etti. Ve Moşiyah Mehdi'ye Allah şöyle söyledi. Benim oğullarımı, kullarımı bundan 6000 yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? Moşiyah Mehdi de cevap verdi. Evet yapacağım ya Rabbi. Daha sonra Allah ona dedi ki, sana yapılan eziyetleri sabredecek misin? Çünkü Tevrat'ta şöyle yazılmıştır. Acılarımızı o yüklendi. Yeşaya 53'e 4. Mesih Allah'a cevap verdi. Ya Rabbi onlara sevinçle sabredeceğim. Zuhar 2'ye 212 A. Maşallah. Haham Moses Hadarşan'da der ki, Mesih Mehdi Allah'a aşkından dolayı tüm bu acılar ve sıkıntılar üzerine aldı. Çünkü Yaşaya 53'te şöyle yazılmıştır. O baskı görüp eziyet çekti. Maşallah. Maşallah. Göreceğiz mübareği sonunda. İnşallah. Evet dinliyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Arnın Doğu Beyazıt ilçesinde teröristler tarafından AK Parti'ye oy verdiği için kırsal bir alanda kollarından asılarak şehit edilen Bakkal Mevgüt Bengi'nin çiftlik köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidimizin eşi İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'dan eşimin kanını yerde bırakmayın talebinde bulundu. Şehidimizin ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Fotoğrafları görebiliriz. Şehidimiz... Bu şehidimiz, evet. Kabadayım diye bağırıyor. İnşallah. Allah mübarek etsin kabadayım. İnşallah. Kabadayının sonu ya şehit ya gazilik. İnşallah. Şehadet daha makbul. Sana Allah makbul olan nasip etmiş. Ne mutlu sana, ne mutlu ailene, ne mutlu bizlere. Allah bizlere de nasip etsin. İnşallah. Şanlı şerefli şehit. Maşallah. Görüştüklerini şimdi düşününce ne kadar güzel bir nimete Allah'ın seni gark ettiği görülüyor. Hamzalar, Hasanlar, Hüseyinler, Ömerler. Maşallah.
Maşallah. Evet, dinliyorum. E nasıl tanınır? Yakışıklı cennette karşılaşmayı söylüyor değil mi? İnşallah. Evet. Hani nasıl tipinden. O Allah'ın hikmeti. Halbuki çok değişiyorlar. Bayağı değişiyorlar. Ama net tanıyor. Nasıl oluyor olabilir? Rüyadan düşünebilirsiniz. Mesela adam babasıyla karşılaşıyor rüyadan. Ama bambaşka bir adam ama babası olarak biliyor onu. Bayağı emin oluyor. Veyahut eşiyle karşılaşıyor ama başka bir insan görünümde. Yahut kardeşiyle karşılaşıyor başka bir insan görünümde. Onun gibi düşünebiliriz. Yani tanıyor çünkü. Yani rüyadaki tanıma gibi düşünebiliriz. Tabii ana hatlarından belki çıkarılıyor olabilir. O da olabilir. Ama öyle karmaşık bir teşhis değil bence. Net anlama gücü verilecek. Yani onu şu an bizim kavramamız biraz zor gibi görünüyor ama rüyada gayet makul gördüğümüze göre aynısını da orada makul görürüz. Rüyada uçmayı makul görüyoruz. Rüyada havada evi gayet makul görüyoruz. Fizik kanunları yok rüyada, gayet makul görüyoruz. Uzay yok rüyada, gayet makul görüyoruz. Ve onu da makul görüyoruz. Düşmeyle bu var, bu var, bu var, bu var. Altı yere düşmeyle bu var, bu var, bu var.
çok ya kardeşler, çok yaman. Maşallah. Gırşehir, tamam mı? Gırşehir'im. Evet, dinliyorum. Arga Ankara'da yaşanan olayların ardından dün de Hatay'ın Hassa ilçesinde ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar, Amanos Dağı eteklerinde ormanlık alanda kayboldu. Ufuk'u bulmak için karadan ve havadan arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca küçük çocuk dronlar ve kurtarma köpekleri eşliğinde arandı ancak henüz bir sonuç alınamadı. İşte bilmem neresini kesecek, bilmem ne olmaz. Darwinist eğitimi durdurmak, materyalist eğitimi durdurmak, iman hakikatleri anlatmak, Kur'an mucizeleri anlatmak, insan sevgisini anlatmak, Allah sevgisini anlatmak, merhameti, şefkati anlatmak lazım. Hiç kimse bu eğitimi yapmıyor. TRT geceli gündüzü Darwinist eğitim yapıyor. Homoseksüelleri çıkartıyor, adamları konuşturuyor. Yani kendi başına bıraktılar insanları. Ya iman hakikatleri anlatırsak, Kur'an mucizeleri anlatırsak, Allah korkusunu anlatırsak, Allah'tan korkan, Allah'ı seven bir nesil yetişir. Darwinist materyalist sistemi kaldırırsak, Allah'ın yarattığını anlayan bir nesil yetişir. E sen hayvan diyorsun insana. Adam da hayvanlık yapıyor işte. Adama sen hayvansın diyorsun, değil mi? E adam da hayvanlık yapıyor işte. Orasını burasını kesmeyle olmaz. Asmayla da olmaz. Adam asıyorsan as der, kesiyorsan kes der. Fark etmez onlara yani. Zaten manyak. Biz çocuğu kaybettikten sonra, çocuk şehit olduktan sonra adama assan ne olur, kessen ne olur yani. Mühim olan o çocuğun o feci duruma gelmemesi. Baştan halledilmesi çok önemli. Onun için de Allah'tan korkan bir nesil yetişmesi gerekiyor. 30 kere anlattım. Böyle çözüm olmaz. Olmuyor da nitekim. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, iddiaya göre Mehmet Tatar dün saat 15 sıralarında yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğinin kaynağından su almaya gitti. Ancak bidona su doldururken bir süre sonra Ufuk'un yanında olmadığını fark etti. Hemen eve dönerek polise haber verdi. Küçük Ufuk'tan hala haber yok. Ya oralarda da nereye gidecek? Ya çok fazla uzaklaşamaz. Böyle şeylerde arama sayısını artırmak lazım, arayan insan sayısını. Mesela 100 kişi değil de 2000 kişi, 3000 kişi falan olması gerekiyor. Yani daire şeklinde açılmaları gerekiyor, merkezden daire gibi. Bulunmaması mümkün değil. Oralarda da nereye gidecek? Değil mi ya, çocuk nereye kadar gidebilir ki? Evet. Dawkins de şey diyor, sosyal darwinist bir düzende ben de yaşamak istemiyorum diyor. En ünlü evrimci olan profesör. Ya tabii Allahsız kitapsız sistemde kim yaşamak istiyor? Milli Eğitim Bakanı çıkıyor, darwinizm bir gerçek diyor. Nasıl karşı çıkalım ki diyor. Öyle dedim. İşte bu tip adamlar yetişiyor o zaman. Devletin kitaplarında sen adama hayvansın diyorsun. Atan hayvan diyorsun. Solucandan çıktın sen diyorsun. Solucandan oluşuyorsun diyorsun. Atan mikrop diyorsun. Bakteri diyorsun. Tamamen tesadüfler sonucu oluştun diyorsun. Ya kardeşim, bir kısım insanlar da diyor, kainatın akıllı bir varlık tarafından yaratıldığını iddia ediyorlar diyor. Bunu da çıkartmışlar kitaplarda. Ya niye dokundu sana bu kelime, bu cümle? Ne var bunda ya? Niye çıkarıyorsun? Bir cümleye tahammül edememişler. Üniversite düzeyinde öğreteceğiz gençlere diyor Milli Eğitim Bakanı. Vazgeçmiş değil adam. Daha da geliştirmek istiyoruz diyor Darwinizmi. Üniversite düzeyinde anlatacakmış ihtisas olarak. Abi hoş geldin. Yabancı parça da olabilir ama yabancı parça da daralıyorsunuz. Onun için size uygun parçalar bulmaya çalışıyorum. Gitsin.
prostatınız asıldı ya. Ya alışın yabancı paşalara kardeşim. Gelsen benim boğanımı anlatamayız. Bak boğanı açılıyorsunuz. Bu parçalarda daralıyorsunuz. Ben anlamıyorum sizi. Darwinist eğitim, şuursuz insanların yetişmesine vesile olabilir. Allah'tan uzak, Allah'tan korkmayan insanların oluşmasına vesile olabilir. Zaten amaç da oluyor Darwinizm'de. Yani dinsiz nesil yetiştirmek içindir. Yani çünkü tesadüfen yaratıldı diyorsun sen, Allah'ı inkar etmiş oluyorsun zaten. Allah yaratma diyorsun. Ya bir cümleye tahammül edemiyorsun. Bak şuurlu bir varlık tarafından meydana getirildiğini iddia edenler de var diyor kainatın. Buna tahammül edemiyorsun ya. Bu durumda ne olur? Facia. Gelenekçileri susuyor, birçok kişi susuyor. Bakan da gayet normal diyor Darwinizm. Delil ver diyoruz, delil yok diyor. Sakladım geceleri rüyamda, niye sayıkladım? Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Ağrı'da kaybolan 18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Demir'in cansız bedenine rastlandı. Ay severim ben onun güzelliğini. Leyla Demir'in cansız bedeni Van'ın Bezirhane köyünde bulundu 3 kilometre uzakta. Leyla için kendi başına 3 kilometre uzaklaşmış olamaz diye açıkladılar. Evet 3 kilometre çok uzun bir mesafe. Ama gidebilir de 3 kilometre. Efendim? Inşallah. Nasıl? Yani 3 kilometre kat etseydi görülürdü Allah'ın hocam. 3 kilometre fazla bir uzaklık değil ya. Acaba hani bir fenalık yapıp sonra oraya atılmış olabilir mi?
Hayır, zaten bir şey yapmışlar çocuğa. Şehit olmuş zaten. Ama hakikaten uzaklaşmış da olabilir yani. Bir kilometre falan gitti, bir iki kilometre. Ama biri tabii ki bir şey yapmış yani. Şey, çocuk durduk yere şehit olur mu? Adli tıp da anlaşılır. Ama açıklamıyor mu neden vefat etti, neden şehit oldu? Yani şehit olmasının hiçbir açıklaması yok. Tabii ki biri yapmış, bir şey yapmış. Yani durduk yere çocuk şehit olmaz. Ama açlıktan olabilir. Yani açlıktan, susuzluktan olabilir. Yani yiyecek hiçbir şey bulamadıysa açlık, susuzluk. Çünkü çocuğun konuşma kabiliyeti yok bildiğim kadarıyla. Tek yönde ilerlediyse olabilir. Ama cinayet olma ihtimali de çok yüksek tabii. İnşallah. Anlaşılır o adli tıpta. İnşallah. Kısa bir ara verelim. İnşallah. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Birazdan birlikte olacağız. Yayınımıza devam ediyoruz. Tekrar ne güzel. Geldiniz, ne güzel. Herkes burada. Evet. Yani üç kişiyiz. Üç kişi ama bahçede de kişileri var arkadaşlar. Evet, var. Güzel. Onlar ayrı ama. Ayrı. Burada da şu an kimse yok. Kimse yok. Ne güzel. Başlayalım. İnşallah. 4 yaşındaki Leyla kuzusu ile ilgili resmi açıklamanın savcının incelemesi ve otopsi raporunun oluşturulması sonucu yapılması bekleniyor. Ama tatlılık, şekerlik, ballık, gözlerin güzelliğine bak. Maşallah. Tam cennet kuzusu. Cenab-ı Allah cennetini almış. Cennettekiler acayip sevinmiştir evet, bunu görünce. Maşallah. Cennette bomba etkisi yapmıştır evet, bugün. Vay şeker cennet kuzusu. Maşallah. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözümü bu hale getirenler bulunup adalet önünde hesap versin demiş. Sırtında yara izi mi vardı diyor? Evet. Haa, eziyet etmişler demek ki o zaman. Acaba vahşi hayvanlar falan mı yaptırmış? Açlıktan da böyle bir durum oluşmuş olabilir. Adli tıp onu hemen anlar. Yarın öbür gün anlarız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Leyla defalarca aranan bir yerde bulundu. Ailenin başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Olayın bütün boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çok ufak bir darp gözüküyor. Otopsi sonucunda belli olacak. Şu ana kadar bulabilmeyi ümit ediyorduk. Çocuğun hayatı bizim için önemliydi. Çocuğu gözden çıkarırlar diye endişemiz vardı ifadelerini kullandı. Ayrıca Süleyman Soylu, cinsel istismar yok, sonradan oraya konmuş gibi gözüküyor dedi. Ha çok acayip. Çok garip ya. Ne olabilir acaba ya? Neyse polis onu çıkartır. Evet, dinliyorum. Biz aynı yerde çalışıyoruz arkadaşımla. Gelen müşteriler sürekli onun tüpanıyla ilgili sorular yöneltiyorlar. Neden takıyorsun gibi. Benim açıklığım sorgulanmazken onun kapalılığı neden sorgulanıyor? Cahilliğinden yapıyorsa açıklanabilir. Çünkü Allah Ahzab suresinde açıkça kadınlar kendilerini riske gördüklerinde, rahatsız edildiklerinde örtsünler diyor Allah. Açık Allah'ın hükmü. Ahzab suresinde onu göstertip tebliğ yapabilir. Ama ahlaksızlık olarak yapıyorsa, terbiyesizlik olarak yapıyorsa, kahpelik olarak yapıyorsa Allah hidayet versin deriz. Gencecik bir kız ibadet ediyor diye Allah'ın emrini yerine getiriyor diye o adam musallat oluyorsa bunun ahlaksızlıktan başka açıklaması yok. Ha cehaletindense fırsat. Açsın yanında Kur'an ayet göstersin. Bak desin Allah'ın hükmü burada açık. Kadınlar kendini riskte, tehlikede gördüklerinde örtünsünler diyor Allah. Ben de kendimi riskte, tehlikede görüyorum. Örtünüyorum bu kadar. Benim iştihadım
Ve ibadet olarak ben bunu yapıyorum desin. Bir daha göreyim. Biz aynı yerde çalışıyoruz arkadaşımla. Gelen müşteriler sürekli onun tübbanıyla ilgili sorular yöneltiyorlar. Neden takıyorsun gibi. Benim açıklığım sorgulanmazken onun kapalılığı neden sorgulanıyor? Benim güzelimin, güzel yüzlümün, nurlumun iştihadı o. İştihada karışılmaz. Allah bizi kadına iştihadına bırakmış. Onun iştihadına göre o kendini güvende hissetmiyordur. Ve iştihadı zaten Allah iştihatta serbest bıraktığını da Kur'an'da belirtiyor. Eğer size öyle geliyorsa diyor. O da bana böyle geliyor diyor. O zaman örtünür. Allah'ın emrini yerine getirir ve ibadet olur. Bilgisizliktense çok iyi bir fırsat tebliğ yapmak için. Süleyman Bey saat 18.40 gibi elinde bir tepsi baklavayla hızlı hızlı yürüyerek havuz tarafına geçtiği söyleniyor en son şahitlerin tespiti. Üstelik bir tepsi baklavayla. Ya büyük bir ihtimalle o baklavanın tamamı gitmiştir. Ya kardeşim hayırdır inşallah. Evet dinliyorum. Selam hocam. Eşim ve ben sizi çok seviyoruz. Siz de bizi seviyor musunuz? Canım benim tabii ki ben sizi mümin olarak, Müslüman olarak, Allah'ın ruhu olarak zaten ibadet olarak sevmekle mükellefim. Ve benim fıtratımda bu var zaten. Allah beni öyle yaratıyor. Müminleri sevecek şekilde yaratıyor. Tabii ki severim. Tabii ki seviyorum. Evet kolamız gelsin. Çikolatamız gelsin. Afrin'in Rojo beldesinde Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlere karşı kullandığı karargah ortaya çıkarıldı. 1918'de Afrin'deki Kürt ve Arap halktan direniş ağı örgütleyen Mustafa Kemal, ordu birliklerine destek veren bir tür milis güç kurdu. İskenderun ve kıyılarıyla Reyhanlı, Tel Rifat boyunca uzanan hat Atatürk tarafından korundu. Güneyden Afrin'e doğru ilerleyen İngiliz ordusu 1918'de Katma'da 7. Ordu'yla karşı karşıya geldi. Atatürk komutasındaki Osmanlı ordusu ve yerel unsurlar Katma'da İngilizlere karşı zafer kazandı. Atatürk beldede kaldığı süre zarfında Osmanlı ordusuna destek veren bölgenin önde gelen isimlerinden Hanif Ağa'ya ait taş konağı karargah haline getirdi. Resimlerde de bu taş konağı ve karargahı gördüm. O zaman orayı restore etsinler. Bayağı önemli, güzel bir yere benziyor. Tarihi yönden de önemli. Çok iyi olur. Evet dinliyorum. Usta tırmanıcı kediler. Allah Allah. Evet dinliyorum. Birkaç üniversite bitirmeye ne gibi faydası olabilir? Daha olgunlaşabilir kişi. Kültürü, görgüsü biraz daha artar. Bir de birbirini destekleyen üniversitelerse çok iyi tabii. Yani mesela hem biyokimya mezunu, efendim tıpta da işte laboratuvar ve analiz bölümünde ihtisas yapmış. Mesela birbirini bütünleyen bir şey oluyor. O yönden güzel olur. Veyahut eczacı aynı zamanda doktor. Yani müthiş birbirini bütünleyen bir şey oluyor. Yani o yönden güzel olur. Ama zor tabii yani kolay değildir. Ama daha olgun oluyor o insanlar benim gördüğüm. Yani çok yabancı dil bilen, çok okuyan, çok araştıran insanlar daha olgun, daha iyi oluyorlar. Merhaba. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam'ın günümüzde bir gemisi olsaydı ve bu gemiye binmek istemeyen insanlar olsaydı, bu gemiye binmeyen insanlar boğulacaklar mıydı? Şöyle olabilir, yakışıklım. Yani vahiy inerse, Allah işte bu gemiye binin derse, binmeyenler de küfür içindedir derse olur.
Ama İsa Mesih ile karşılaştığımızda biz İsa Mesih'in İsa Mesih olduğunu kabul etmekle mükellef değiliz. Zanla galiple mükellef, vicdani zanla galiple mükellefiz. Yani farziyeti yok. Yani kuşku duyabilir şahıs, acaba İsa mı diyebilir. Çünkü bir ayet hükmü yok yani bu kişi İsa Mesih'tir diye bir vahiy gelmiyor. Yeni peygamber yok. O zaman tabii ki sorun yok. Mehdi için de aynı şekilde. Mehdi'de de biz vicdani zanlı galiple kanaatimiz gelir. Yani çünkü İslam hakim olmuş, İslam'ın hakimiyetine vesile olmuş. Geçmişini bilmeyen, annesi babası olmayan, ailesi olmayan bir şahıs var. Üstünde 2000 yıllık elbise var. Ondan gelmiş. 2000 yıllık ayakkabı var. 2000 yıl öncesinin paraları var üstünde. Tarak var. Ayna var. Yani beylik eşyaları. Ve bir şeyi okur okumaz su gibi ezberliyor. Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı su gibi ezberden biliyor. Biz tabii ki haklı olarak şüpheleniriz. Yani bakışlar mükemmel, yüzü mükemmel, ahlakı mükemmel. Yani Hristiyan alemine etkili. Hristiyanlar onda manen etkileniyorlar. İsa Mesih olabileceğine ciddi ihtimal veriyorlar. Başka bir insan olmaz bu zaten. Olsa olsa olması gerekiyor. Zanlı galip oluşur. Ya yani Mehdi de İslam'ın hakimiyetine vesile olmuş ve bütün bedeni alametler, göksel alametler ki 200'e yakındır. Tamamı oluşmuş. Tamam ama. Bedeninde 100'e yakın alamet oluşmuş. Dünyada da 100'e yakın dış alamet. Evet. Biz tabii ki şüpheleniriz. Yani hüsnü zannederiz. Herhalde Mehdi deriz. Allah alem. Ama mecburiyetimiz olmaz. Ya farziyet yok. Vicdani zanlı galip vardır. Vicdani zanlı galip. Yoksa İsa Mesih'i biz gördüğümüzde bağrımıza basar severiz. Zanlı galip. Ben kendisine yani sen İsa Mesih'sin dedirteceğini zannetmiyorum. Yani olabilir diyecektir. Yani inşallah der. Mehdi kendini hiç Mehdi dedirtmez zaten. Sureti katiyede. Ben Allah'ın zavallı bir kuluyum diyecek yani. Allah beni kullandı, vesile etti. Herhangi bir kulunu da seçebilirdi. Beni seçmiş, yapmış, vesile etmiş, İslam'a hakim etmiş. Ya benden oluşan bir şey değil. Bunun bütün güç kuvvet Allah'a aittir. Ben kimim ki diyecektir Mehdi. Yani beni kimse öyle putlaştırmasın. Zavallı bir insanım diyecek. Allah'ın herhangi bir kuluyum diyecektir. Dolayısıyla yani Mehdi'nin biz heyecanını yaşarız. İsa Mesih'in heyecanını da yaşarız ama yani öyle bir mecburiyet olmaz. Ya adam kuşkulanabilir. Hiçbir mahsuru yok. Ama başka vakit yok ki zaman yok. Kıyamet kapıya dayanmış. Ya bu tarihte zaten bu yüzyılın dışında 100 yıl yok yani. Bu son. Son 100 yıl. Tevrat'a göre de Peygamberimizin hadislerine göre de başka vakit yok. Yani Musevi takvimine göre de bitti. Müslüman takvimine göre de bitti. Diyor ya Peygamberimiz 5600 yıl geçti diyor. Başka vakit yok, bitmiş. 1400'den 1500'ün arasında başka vakit yok. Musevi takvimine göre de onlarda da aynısı var. Diyor ya Moşe'ye 6000 yıl sonra seni göndereceğim diyor. O 6000 yıl içindeyiz şu an. Yani dedikleri tarihin içindeyiz. Ya Museviler de diyorlar aynısını. Başka vakit yok diyorlar. Bitti yani. Kainatın ömrü doldu. Mehdi hiçbir zaman insanın aklından çıkmaz diyor Peygamberimiz. Bak Mehdi hiçbir zaman insanların aklından çıkmaz. Devamlı akıllarında olacak diyor. Allah Mehdi'yi sevmeyenleri zelil edecek diyor. Övenleri çoğaltacaktır diyor ahir zamanda. Yavaş yavaş. Mehdi ve talebelerin şanı yavaş yavaş yüceltilecek. İslam ümmeti onları sevmekte birleşmeye devam edecektir. O dönemde Mehdi ve talebelerini kötüleyenler azalacak. Sevmeyenler zelil olmaya başlayacak.
övenleri çoğalacaktır diyor. İmtihanın gereği olarak. Evet, dinliyorum. Dün Taksim'de İstanbul'da bir araya gelen homoseksüeller LGBT topluluğu adı altında büyük bir yürüyüş düzenledi. Fotoğraflarını görebiliriz. Beyoğlu'nda homoseksüel sloganlar eşliğinde eylem yapan gruptan bazı kişiler daha sonra İstiklal Caddesi'ne girmek istedi. Uyarılara rağmen dayanmayan gruba polis müdahale etti. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. İşte millet ibret alsın, insan ibret alsın, tehlikeyi görsünler, faciayı görsünler. Yarın bir gün bunlar çocuklarına musallat olacaktır. Kızlarına, oğullarına musallat olacaktır. Bunlar öğretmen olacak, hakim olacak, savcı olacak, polis olacak, kasap olacak, bakkal olacak. Belanın büyüklüğünü görsün ümmeti Muhammed, ona göre kendilerini korusunlar. Bak adamlar açık açık. Anarşist, komünist, bilmem ne oldukları söylüyorlar. Baksana. Ya gözü dönmüş adamların artık. Yani gözü dönmüş. Bunlar millete ne yapmaz, insanlara ne yapmaz bir düşünsünler. Ona göre tehlikeyi görüp devlete, hükümete destek olsunlar. Facia adım adım geliyor. Yarın bir gün 6 yaşında, 5 yaşında çocuklara, 10 yaşında, 15 yaşında çocuklara bu adamlar öğretmen olmayan kalkacaklar. Efendim kreşlerde bunlar biz kontrol edelim diyecekler. Hakim olacağız, savcı olacağız, polis olacağız diyecekler. Ve millet bunların eline teslim edilecek, Allah esirgesin. Tehlikenin büyüklüğünü herkes görsün. Facianın büyüklüğünü görsün. Baksana şu hale. Ya dehşet verici görüntü. Kadınlara makyaj yasakken, kadınlara dekolte yasakken, bak adamların yaptığı rezaletlere bak. Yani İslam'a, Kur'an'a göre bunlar rezalet. Dinimize göre rezalet, tam anlamıyla rezalet. Aklı olan insan Allah'ı inkar edebilir mi? Güzel yüzlüm, nur yüzlüm. Yani şuuru açık birisi Allah'a inanmaz. Ben eskiden öyle biliyordum çocukken yani. Doğru yol olur, eğri yol olur. Adam birini seçer. Baktım ki öyle bir şey yok. Yani şuuru açık adamın öyle seçmesi dediğim yok. Yani zaten mecburen ve yere yapışarak adeta, yeri öperek Allah'a iman etmek durumunda. Ne demek tereddüt? Ne demek seçmek? Öyle bir şey yok mümin. Derhal iman eder. Ve derhal Allah'tan korkar. Yani Allah'tan korkmak için uğraşmasına falan gerek yok. Hem de feci şekilde korkar. Feci şekilde değil mi? Yani en yüksek derecede korkar. Ya yanlış anlaşılacağı için Allah'ın fesleme demeyelim. En şiddetli şekilde korkar. Ve en açık, en keskin şekilde de Allah'a iman eder. Açık şuurla. Yani tahayyül dahi edilemez böyle bir şey. Tahayyül dahi edilemez. Ama şuur kapalıysa her şey olur. Yani işte homoseksüel de olur. İşte Lut kavminin çocuğuyuz da der adam. Efendim ne diyor? Anarşist, komünist, bilmem ne olduğunu söylüyor. Baksana. Bu adamlar yarın bir gün işte milletin çoluğuna çocuğuna musallat olacak. Ben öğretmenim diyecek. Ben işte pedagogum, psikologum, doktorum diyecek. Gel seni muayene edeyim diyecek. Ve olayın dehşet verici boyutunu düşünün artık. Pedofiliyi savunuyorlar. Küçük erkek çocuklarına cinsel ilişkiyi savunuyorlar. İngiltere dernek kurmuş adamlar. Oradan adam geldi buraya. Milletvekili adam. PKK'ya konferanslar yaptıran adam. İngiltere parlamentosunda PKK'ya konferans yaptıran adam. Defalarca, 5 kere bizim tespit ettiğimiz. Daha öncekileri bilinmiyor artık. John Woodcock, evet. Ne diyor bu? Bak elindeki
şu karton üzerine yazılmış yazı var ya, erkek çocuklarıyla, küçük erkek çocuklarıyla, 6, 7, 8, 9 yaşındaki erkek çocuklarla büyük adamların, yaşı büyük adamların cinsel ilişkiye girmesi, onlarla cinsel ilişkinin serbest olması için kurulmuş bir dernek. O derneğin de savunucusu bu. Yasal olsun. Yasal olsun diyor, erkek çocuklarına diyor cinsel ilişki diyor. Niye yasak ki diyor. Bak orada burada erkek çocuklarına tecavüz ediyor verip şehit ediyorlar, görüyorsunuz gece gündüz. İşte bunlar da bunun propagandasını yapıyor bu adam. Geliyor burada milletvekillerine fotoğraf çektiriyor bu da. Bilmiyor tabii milletvekilleri, bakanlar da bilmiyorlar. Evet dinliyorum. Bak görüyoruz. Hem de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine. Evet. Bak bu Ed Hüseyin. İngiliz istihbaratından adamlarla iş içi olan bir tip. Darbeden önce darbeyi savunan adam. Darbenin olacağını söyleyen adam. Ve Tayyip Hoca'ya şiddetle karşı olan birisi. Yani öfkeyle karşı olan birisi. İslam dinine karşı, Kur'an'a karşı, Allah'a karşı bir adam. Bak geliyor MHP milletvekillerini el sıkıştırıyorlar bu adamı. Adam da çıkıyor eline karton yanına, üstünde 5, 6, 7, 8, 9 yaşındaki erkek çocuklarıyla neden büyük adamlar ilişkiye giremiyor diye hayıflanıyor, dernek kuruyor. Bir an önce diyor erkek çocuklarıyla cinsel ilişkiye girebilelim diyor adam. Girmek lazım diyor. Bu adamı da bu getirip burada ağırlıyorlar yani milletin parasıyla. MHP milletvekillerine fotoğraf çektiriyorlar. MHP milletvekilleri bilse bunun böyle olduğunu kapıdan kovalarlar bunu. Adım atamaz. Bu 2006'da polis operasyonunda bu John Woodcock'un en yakın arkadaşı var, o Tom Carroll denen adam. Bir arkadaşıyla birlikte banyo duvarının ardında gizledikleri bir mahzen ortaya çıkarıldı. Mahzende tecavüz edilen 5-6 yaşındaki çocuklar dahil çoğunluğu erkek olan 100 bin çocuğun fotoğrafı, silahı ve videoları vardı. John Woodcock'un da bir numaralı adamı bu. Bak bu adam. Bak 100 bine yakın çocukta yapılan sapık ilişkinin fotoğrafı, videoları var adamda. John Woodcock da bu adamı savunuyor. Ve bunun derneğini savunuyor. Bu derneği savunan adam da geliyor MHP milletvekilleriyle fotoğraf çektiriyor. Onlar da bilmiyorlar. Ve bilmeden bununla fotoğraf çektiriyorlar. Kendini legal hale getirmeye çalışıyor adam. Biraz gelsin burada oturtsun, bir şey olmaz. Bir şeyse hazırla şuraya. Vay be Yiğit. Bir parça söylemiş. Fasıl'la beraber. Adam sanatçı ya. Sügeler attı mıdır, yavrum sorun bana attı mıdır? Yavrum sorun bana attı mıdır? Gerdanında beni var, yarın yar o kadar attı mıdır?
Semih Hoca söylemiş. Unuturum diye yorum... Ulan ya sanatçı kalınıyor bizde ya maşallah. Semih Bey elinizi kaldırın havaya şöyle bir. Maşallah. Fasılı görünce coşmuşlar. Kendi kendine alkışlıyorsun şimdi. Semih yarın İstanbul sokakları senin afişlerinle dolacak böyle. Ünlü sanatçı Semih Hoşses. Böyle göğüs açık, madalyon falan. Yandan elinde şövalye yüzük böyle. Yani mükemmel olacak. Çekerken cep telefonuyla falan da çekin ayrıca böyle yani sıradan kameralarla çekin. Ondan çekimi de güzel oluyor. Oh,
zımbırtıya da yükleyin. Orada da çalsın. Yani o alet edevatın değişik olması da olayı değiştiriyor. Bir de seste biraz oynama da yapabiliriz. Yani bas, tiz ayarlarını yeniden değerlendirerek yeni yeni yorumlar çıkarabiliriz. Evet, dinliyorum. Milli Leyla ile ilgili ağır valisi Süleyman Elban bir açıklama yapmış. Söz konusu alan daha önce balık adamlarımız tarafından ve havadan drone görüntüleriyle çok fazla taraması yapılan bir alandı. Ancak maalesef bugün alanda cansız bedenine ulaşıldı demiş. Yani en iyi ihtimalle gezinmiş olabilir oraya buraya sağa sola. Aç kalıp efendim yüzüstü işte su içerken falan düşüp bayılıp orada vefat etmiş olabilir. Şehit olmuştur. Karga marga falan vahşi hayvanlar da sırtını yaralamış olabilirler. Çünkü Allah'a şükür bir cinsel istismar falan yok. Efendim ne olduğunu da anlamadım. Herhalde yarın falan anlaşılır. Evet, dinliyorum. 15 Temmuz darbesi Mehdiyet'e ne gibi bir yarar sağladı? Güzel yüzüm, bir kere çok güzelsin, onu söyleyeyim. Ve çok bakımlısın. Yani kaş, göz, burun, her yerin çok güzel. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Saçında çok iyi bir tarzı yapmışsın, mükemmel olmuş. Yani alışılmışın dışında bir şey yapmışsın. Çok zengin durmuş. Yani yüzünle de, cildine de bir bütünlük sağlamış. Yani sanatçı ruhlu olduğun anlaşılıyor. Tebrik ediyorum. Harikulade güzelsin. Cennette Allah inşallah dost arkadaş etsin. O sorunu bir daha alayım. 15 Temmuz darbesi Mehdiyet'e ne gibi bir yarar sağladı? Birincisi güzel yüzlüm. Bir sahte Mehdi hareketinin bile Türkiye'ye rahatça hakim olacağını anlamış oldular. Mehdiyet'in ciddiyeti anlaşılmış oldu. Diyorlardı ki, ya ne alaka, hikaye mi anlatıyorsunuz? Evet. 15 dakika arayla olay değişti, 15 dakika arayla. Yoksa sahte Mehdiyet Türkiye'yi almış olacaktı. Bir kere Mehdiyet'in gerçek olduğu anlaşıldı. İki, Mehdiyet'ten Deccaliyet'in ne kadar korktuğunu anlamış olduk. Evet. Yani bak, Mehdiyet'i durdurmak için adamlar Türkiye'de darbe yapmaya bile karar vermiş. Üçüncüsü, milletin kalbinde Mehdiyet'e karşı muazzam bir muhabbet ve bu alçak Deccal hareketine karşı reaksiyon olunca o reaksiyon zaten doğal olarak Mehdiyet'e dönüşmüş oluyor. Ve milletin çok imanlı olmasına vesile oldu. Şehitlik ruhunu canlandırdı. Vatanseverlik ruhunu canlandırdı. Siyasette bütünleşme oldu. Eskiden klasik siyaset vardı. Ben dedim ki o gün akşama, klasik siyaset bitti dedim. Nitekim MHP ile AK Parti can ciğer kudu sarması oldular. Olacak iş değil. Olacak iş değil, mümkün değildi. Ama vatanın, milletin, devletin menfaati mevzu bahis olunca iç içe tek parça oldular. Ledini yönleri var, onları anlatmam. Yani Ledini Hızırî yönleri var. Bozatlı yönünden yönleri var. Onları anlatmam şu an. Evet, dinliyorum. Barbie'nin resimleri. Güzel gözleri ya. Zehir yeşili gözlere bak. Allah Allah, bakışın güzelliğine bak. Ya kadın gözü ancak bu kadar güzel olur ya. Şu güzelliğe bak sen. Maşallah. Bugün Bizbi ile birlikteler. Bizbi ile. Evet. Benim deli kızım. Alenen deli yani. Böyle. Ya zaten yakından baktın mı? Ya zırıl zırıl deli oldu anlaşılıyor. Kardeşi varmış, o sahibine soruyor kardeş için, ne diyor? Ezdir zırıl deli. İki kardeş, ikisi de deliler. Evet, dinliyorum. İnsanlar güzel ahlakı Kur'an'a bakarak mı öğrendin? Yakışıklım.
Allah bize ahlakı anlatır, öğretir. Biz ahlakı bilmeyiz ki, nereden bilelim yani? Ne doğru ne? Hiçbir şey bilmeyiz. Allah'ın demesine göre ahlak anlaşılır. Şu ahlaklı, bu ahlaksızca diyor. Allah biz de oradan anlarız. Ve bunun sonucunda nefis bir dünya meydana geliyor. Çok huzurlu ve güzel, kaliteli, klas bir dünya meydana geliyor. Ve alabildiğine özgürlük meydana geliyor. Dürüst, samimi, candan bir hayat oluyor. Hayatın anlamı oluyor. Hayat çok düzgün oluyor. Her şey çok düzgün oluyor. Öbür türlü her şey korkunç, her şey karma karışık, her şey anlaşılmaz hale geliyor. Evet, dinliyorum. Şişli Belediyesi yeni kurulan bir danışmanlık merkezinin açılışını yaptı. Bu merkeze homoseksüel olan ve 2015 yılında bir kazada hayatını kaybeden Boysan Yakar isimli kişinin adını veren belediye, konuyu Twitter hesabından homoseksüel renklerini taşıyan simgelerle ve homoseksüel yürüyüş etiketiyle paylaştı. Şişli Belediyesi'nin paylaşımı şu şekilde: çalıştığı süre boyunca eşitlikçi yönetim anlayışımıza katkı sağlayan Boysan Yakar'ın ismini öncülük ettiği gönüllü test danışmanlık merkezimize verdik. Ayrımsız, nefretsiz bir dünya için hep birlikte mücadeleye devam. Yok kardeşim, bu kafa Türkiye'de kısa sürede ortadan kalkar. Hiç kimse kabul etmez böyle bir şeyi. Çok şık olmuş. Mükemmel renk uyumu var, şahane. Seni daha iyi gördüm. Evet, dinliyorum. Ölen insanın arkasından bir hocanın yaptığı konuşmanın faydası var mı? Yani adam ölmüş başka bir boyutta. Yani düşün, adam ayda, hoca da dünyada konuşuyor. Onun gibi bir şey. Hiçbir şekilde bağlantı olmaz. O başka boyutta, o başka boyutta, öyle bir şey olmaz. Ama herhalde ölü yakınlarına iyilik, güzellik olsun diye, yani gönüllerini almak için herkes gitsin diyor. Ey Recep oğlu bilmem ne işte, nasılsın, iyi misin? Yani adam duymayacağı belli. Öbür dünyaya gitmiş. Yani başka boyuta geçmiş. Ama belki oradaki insanlara faydası oluyor. O hocaya faydası oluyordu çünkü kimse olmuyor yanında. Kur'an'a uygun bir şey değil. Yani mantığı yok. Yanmışsın biraz. İyi olmuş. Evet, dinliyorum. Kıskançlık duygusunu nasıl yok edebilirim? Güzel yüzüm, şimdi iki türlü kıskançlık oluyor. Bir adamın elbise alıyor mesela, onu kıskanıyor. Gözlük alıyor, kıskanıyor. Ama doğal olarak bir şey olur insanlarda, yani hayranlık olur. Bir keşke bende de olsa fikri olur. Yani bu kötü bir şey değil. Ama onu elinden gitsin işte, mahvolsun, batsın derse bu kötü. Yoksa insan aynı nimetin kendisinde olmasını isteyebilir. Hatta daha iyisinin kendisinde olmasını isteyebilir. Dolayısıyla ona kıskançlık diyemeyiz. Ama ikincisi işte kadından erkeğe, erken kadını kıskanması var. Koruma hissiyle yapılıyorsa bu güzel. Yani haysiyetine, şerefine, namusuna zarar gelmesin diye yapılıyorsa bu güzel. Ama kadın herhalde, benim canımın söylediği, yaşı da küçük herhalde. Bir daha dinleyeyim bakayım. Kıskançlık duygusunu nasıl yok edebilirim? Benim canım o kıskançlık değil ki, gıpta ediyordursun güzel yüzlüm. Sen onu karıştırıyorsun. Yani kıskançlık yapacak bir karakterin yok senin. Yani yüzün çok temiz, sen çok tatlı, efendi bir kızsın. Yani kıskançlık yapacak adamın yüzü ayrı oluyor. O gıpta, gıpta da bir şey yok. Normal o. Yani birisine bir şey olduğunda, iyi bir şey geldiğinde, bende de iyisi güzeli olsun diyorsun. Normal o. Ne var onun? Benim canımın da buna benzer bir şey. Ama neyse, söylemeyelim. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Sakarya'da Hüseyin. Derin düşünmeyi engelleyen şey nedir? İşte dünyaya dalmak, kafayı uyuşturmak, boş işlerin peşinde gitmek.
Ama ne kadar derin düşünse düşünsün insan, Allah'ın dediğinin dışında düşünemiyor. Düşünemez. Yani zannediyor ki kafa serbesttir, istediğin gibi dalarsın. Öyle bir şey olmaz. Tam Allah'ın istediği kadar düşünebiliyorsun. Eğer samimi dürüstsen de Allah seni güzel düşündürtür. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, yabancı basında çıkan makalelerinizle ilgili bilgi vermek istiyoruz. Meksika ve dünyadan Musevi dünyasına dair haberleri okuyucularına taşıyan, İspanyolca yayınlanan Diario Judío da yazılarınız yayınlanmaya başladı. İlk olarak İslam dünyasında Musevilere karşı düşmanlığı körükleyen Garkat Ağacı Efsanesi Devam Ediyor başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Musevilere karşı kesilmeleri, doğranmaları gibi ifadelerin geçtiği sözde hadislerin asılsız ve Kur'an'a aykırı olduğunu söylüyorsunuz. Masum dindar, Musevi ve Hristiyanlara karşı düşmanlığın İslam'da yer olmadığını anlatıyorsunuz. Maşallah. O şaman inancı. Taş sana haber verecek diyor. Şaman dininde vardır. Şaman inancıları. Putperest inançta. Ağaç sana haber verecek diyor. Yine şamanlarda vardır bu. Ağaç konuşur hakikaten insanlarla şaman inancında. Taşlar konuşur. Aynısını söylüyor. Evet, evet. Ama dehşet verici bir açıklama. Diyor ki bak bu Musevi git onu öldür diyecek diyor. Kardeşim bu ağır şizofreni vakalarında olur. Diyor ki adam taş bana haber verdi. Ben de öldürdüm babamı diyor. Bu alenen bir ruh hastalığı. Yani bir manyaklık çeşidi olabilir. Başka türlü anlaşılamaz. Yani ruh hastası zaten masumdur da ama bu ruh hastalığı da ahlaksızlık bu yani. Masum bir insanı öldürmeye kalkmak, ben bir Müslümanım. Musevi Müslümandır. La ilahe illallah diyor. Hazreti Muhammed yalan söylüyor da demiyor. Müslüman. Ve bak çocuk da olsa öldüreceğiz diyor. Kadın da olsa öldüreceğiz diyor. Zaten ona niyet etmeyene sen katil olmuş oluyorsun. Yani hükmen katildir. Yani ha yapmış, ha niyet etmiş. Aynısıdır. Yani öldürmeye tam teşebbüsle cinayetin arasındaki fark yoktur. Mesela adam kurşunu sıkmış ama silah tutukluk yapmış. Öldürmeye tam teşebbüs, tam katildir. Hiçbir açıklaması yok. Yani ama ben öldürmedim diyor. Öldürmeyi niyet ettin mi? Ettin. Bitti. Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Srinagar'dan yayın yapan, tanınmış köşe yazarlarına yer veren günlük gazete Keşmir Reader'da Güney Kafkasya'da barışa açılan kapı başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'ı masaya davet etmesinin Kafkasya'da uzun zamandır beklenen güzel gelişmenin başlangıcı olabileceğini belirtiyorsunuz. Ermenistan'ın bölgede giderek gücü artan Türkiye ile işbirliğinin Ermenilerin lehine olduğunu görmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Dostluk ve barışın artık sadece diplomatik sözlerde kalmaması gerektiğini, iki milletin arasındaki husumetin bir daha geri dönmemek üzere arkada bırakılması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet, doğru. Merkezi Belçika'da bulunan aylık ziyaret sayısı 4 milyonu bulan Sasa Post haber sitesinde Türkiye ve Kandil Operasyonu başlıklı yazınız yayınlandı. Yazınızda Kuzey Irak'taki Stalinist terör örgütü PKK'ya karşı 11 Mart'ta ülkemizin başlattığı sınır ötesi operasyonla ilgili olarak kararlılığımıza vurgu yapıyorsunuz ve bu operasyonun önemine dikkat çekiyorsunuz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve bu oyunlara karşı hükümetimizin isabetli politikaları üzerinde duruyorsunuz. Maşallah. Küresel ısınma dünyayı daha yaşanabilir bir yer kılmaya engel mi başlıklı makaleniz? Azerbaycan'ın çok okunan haber siteleri Aran TV, Sizin Haber, Haber TV, Dünya Haber, Siam, Korupsiya, MİP, Ana Haber, Aztürk, Reportyor, Amiya, Azim, İç Haberler, Devlet Haberleri, Rijinas.tv, Milli Haber, Yenilik ve Sun TV'de yayınlandı. Azerbaycan'ın ana internet siteleri yani en büyük siteleri. Yani Azerbaycan'ın bütünü bu. Hepsinde yazımız yayınlanıyor. Azerbaycan devletine, hükümetine, başkanına saygımız, sevgimiz çok büyük. Ama çok çok büyük. Dünyanın en bereketli, en güzel milletlerinden, devletlerinden birisi. Alkol kullanma %1. %1. Argo ve küfür ülkede rastlanan bir şey değil. Bilmiyorlar. Anket yapılmış. Çok düşük. %5
insanlarda rastlanıyormuş argo. Alkol %1. En çok sanata yatırım yapan ülke. Milli kalkınma %30'un üzerinde. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bakışın tatlılığına bak sen. Evet, dinliyorum. Şila'nın bebeklerinden en tombişi bugün gözlerini biraz açmaya başlamış. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Artık Allah'ım çekeceğimiz var bunlardan yani şimdi bunlar. İkinci batında düşünemiyorum artık, evet. Ordu gibi yani. Evet. Kediler, herhalde biz kedilerin içinde hep böyle dolu. Evet, dinliyorum. Star yazarı Resul Tosun, Sayın Erdoğan'ın seçimi kazandığı gün moralinin bozuk olma sebebini yazısında şöyle anlattı. Tayyip Bey'in eski bir tanıdığının torunu yolda Tayyip Bey'i görünce ona doğru koşmak istedi. Ama koşarken yoldaki araç kapanına bacağını kaptırdı. Tayyip Bey 10 saat süren ameliyat boyunca hastanede bekledi ve balkon konuşmasını iptal etti. Ancak küçük çocuğun dedesi Tayyip Bey'den genel merkez önündeki kalabalığı bekletmemesi istirhamında bulununca ondan sonra Ankara'ya geçip morali bozuk bir şekilde balkon konuşmasını yaptı dedi. Ya kardeşim, moralle falan ne alakası var? O kadere teslim olmuş bir insan. Allah ne der? Sonra göre hareket eder. Kaderde ne var? Sonu yapar. Ne morali bozulacak, ne morali düzelecek falan. Öyle bir şey yok. Zaten hayır yolda memleket ilerliyor. Şu anda iktidarda olan devlettir zaten. Kafayı takacağımız bir şey yok. Türk milleti mübarek bir millet. Türk devleti de mübarek bir devlettir. Hiçbir sorun çıkmaz. Kader akıyor. Allah ne planladıysa oluyor. Evet, kısa bir ara verelim, devam edelim. İnşallah. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Nereden biliyoruz? Konuştuğumuz, evet, bir delil diyorsun. Evet. Evet, peki buyurun. İnşallah. Adil Öksüz'ü yakalamakla görevli polis ekibinin başındaki Ercan Özoğlu Öz'ün FETÖ'nün bir numaralı imamı çıkmış ve gözaltına alınmış. Özoğlu Öz'ün Öksüz'ün kaçış güzergahıyla ilgili istihbarat bilgilerini görmezden gelerek 320 kez farklı noktalar arattırdığı öğrenildi. Ayrıca yine bu kişinin Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle temasa geçen Cüneyt Aytop ile 22 kez WhatsApp görüşmesi yaptığı tespit edildi. Yani işte bunlar zamanında teşkilat olmuşlar. Umursuzlar da, yani İngilizlerin devleti desteklediği için, dolayısıyla Amerika falan da destekliyor. Amerikan destekliği diğer ülkeler destekliyor. Bir arsızlık, pişkinlik içindeler. Dünya homoseksüelleri destekliyor, komünistler destekliyor, PKK destekliyor. Şımarıyorlar yani, o konu bu. Kale almaya gerek yok. Devlet kendi yoluna devam etsin. Bundan hiçbir itibarı olmaz, gücü olmaz. Yani dert edilmeye gerek yok. Yani çünkü devlet desteklediği için bir şey olur buna. Devlet destek olmadan hiçbir şey yapamazlar. Halk bunları ne yapsın yani hiç? Evet, dinliyorum. Kula hakkıyla gitme, neyle gidersen git dedi babam. Bu soruyu size hep sormak istediydim. Cevabını merak ediyorum. Yakışıklı mı, onu abartıyorlar. Olur mu? Yani Allah ne karar verirse olur. Ne demek kul hakkı? Adama sen haksızlık yaptığını düşünürsün. O da haksızlık yaptığını düşünür. Ama Allah'a göre öyle değildir. Yani kulun teşhisi önemli olmaz. Allah'ın teşhisi önemlidir. Dolayısıyla Allah ne derse olur. Ne demek yani kul hakkı? Allah diyor ki ben bu kulumu affettim, cennete koyacağım. Ben vazgeçmem. Onu mu diyecek yani, ne diyecek yani? Hayır, tamam, kul hakkı, tamam, kula sevgi saygı göstertirsin, koruyup kollarsın, insanlara merhamet edersin, ayrı. Ama bu Allah'ın hakkıdır. Kul hakkı Allah'ın hakkı olan konudur. Kulu putlaştırmanın bir alemi yok. Kul ayrı, Allah ayrı olmaz. Allah hakkı vardır sadece. Ne demek kul hakkı yani? Kula hata yaptığında Allah'a hata yapmış olursun sen. Allah'a yapılan hatayı önemli görmüyor da kula hata, onu ayrı bir şirk konusu olarak ele alıyor. Öyle bir şey olmaz. Kula yapılan hata,
kula karşı yapılan suçların tamamı Allah'a karşı yapılmış suçtur. Hepsi. Mesela adam cinayet işliyor. Kula mı yapmış oluyor onu? Allah'a karşı suç işlemiş olur. Allah'ın kulunu şehit ediyor. Allah'a karşı işlenen bir suçtur. Kulun kolunu koparıyor mesela. Kula mı yapmış oluyor onu? Allah'a karşı yapar. Allah'a karşı işlediği bir suçtur. Allah'ın kulunun kolunu koparmış oluyor. Cezası da ona göre olur. Allah bu ümmeti yarım günden öteye geri bırakmaz. Yani 1500 sene. İşte bu hep öyledir. Diğer rivayetler de var. Bir gün var diyor. Eğer iyi giderse bir yarım gün var. 1500. Bak yine yarım, yine bu yarıma dikkat. 1500'e dikkat çekilmiş. İstanbul bir adamın, yani Mehdi'nin sofrasını görmedikçe kıyamet kopmaz. İstanbul o adamın, Mehdi'nin sofrasını gördüğünde Konstantiniye fetholunur. Ravi Hazreti Ebu Salebe. Demek ki bayağı ünlü olacak sofraları. Çok net. Yani bu kadar detay görülmemiş. Ya devlet gençlere sevgiyi, merhameti, şefkati öğretmeyi devletin kanunu olarak mecburi kılsın. Anayasaya konsun. Genç kızlar falan ben bakıyorum birbirlerine acayip nefret ediyorlar ya. Çok tehlikeli. Ben genç kızlarla falan tanışıyorum. Ya öldüresiye birbirlerinden nefret ediyorlar. Bu çok korkunç ya. Ya deliye dönmüş çocuklar. Görüşüyor mesela. Ablasından korkuyor ya. Arkadaşlarından korkuyor. Öbür arkadaşlarından korkuyor. Şimdi mesela bir kız arkadaşımla. Akıl alma çekiliyor kız arkadaşlarından. Hakikaten nefret ediyor. Ben konuştum kızlarla. Hakikaten nefret ediyor çocuktan. Dehşet verici bu ya. Ortada fol yok, yumurta yok. Bayağı kötü. Ve müthiş bir kin öğretmişler çocuklara. Devlet bunu yasaklasın. Yani nefret politikası her yerde yasaklansın. Nefretle ilgili film göstermek, eğitim vermek, tiyatro veya sinema, filmler, bunların teşviki, bunların hepsi yasaklansın anayasayla. Sadece sevgi, merhamet, şefkat teşvik edilsin. Bu bayağı tehlikeli bir gidişat ya. Hayır, gözümle görmesem inanmam. Bak kaç tane genç kızla tanıştım. Ya inanılmaz birbirlerine nefret ediyorlar. Diyor ki yani o sakın diyor benden konuştuğunu ona söyleme. Öbürüne konuştuğunu diyor ki sakın benden konuştuğunu ona söyleme. Yani bu nasıl bir nefrettir ya? Yazık, günah değil mi çocuklara ya? Hepsi normal nur gibi insan aslında. Hiçbir şeyleri yok. Kedi gibidir, acayip şeker hepsi. Ama hakikaten öldüresiye girerler birbirlerine bıraksam. O kadar nefret ediyorlar. Yeni tanıştığım hanımlarda. Facia. Yani bizim kız arkadaşların sevgi, merhamet anlayışlarına bakıyorum. Ne kadar güzel ya. Ne kadar dostaneler, ne kadar sevecenler. Arada dağlar var ya. Beni diyor bir kaşık suda boğarlar diyor. Böyle. Mesela o beni koyayım, o da diyor. Beni bir kaşık suda boğar oluyor. Bunu devlet anayasayla halletsin. İman hakikatleri alınsın, Kur'an mucizeleri alınsın, Darwinist eğitim durdurulsun. Gelenekçi Ortodoks eğitimin kadınlara nefret politikası durdurulsun. Bu da anayasayla yasaklansın. Yani kadınlar aleyhine hiçbir hükme müsaade edilmesin. Kadınlar aleyhine hiçbir konuşmaya müsaade edilmesin. Evet, dinliyorum. Ben çok güzel ahlaklı bir insan olmak istiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Canım için bunu zaten talep ettiğinde sen güzel ahlaklı insan olmuş oluyorsun. Yani candan talep ettiğinde zaten güzel ahlaklı insan olmuş oluyorsun. Yani Allah'ın yoluna girmiş oluyorsun. Allah'ın korumasına giriyorsun. Onu sana Allah söyletiyor. Dolayısıyla o her şeyden yansır senin ama sabırlı olman lazım sadece. Çünkü güzel ahlak sabır ister. Sabır çok önemli. Yani irade, sabır, kararlılık, azim gerektiriyor. Çok güzel kızsın sen. Bir daha göreyim seni ama. Ben çok güzel ahlaklı bir insan olmak istiyorum. Bana ne tavsiye edersiniz? Güzel yüzüm, hazır bir anayasaya ihtiyaç var. Yani ahlak anayasasına. İman anayasasına ihtiyaç var. O da Kur'an'dır.
Kur'an'ı sadece akılcı bir gözle izlersen, bakarsan çok rahat anlarsın. Ama ben Kur'an'ı anlayamam kafasına bakarsan, Kur'an sana kapanır. Ama ben Kur'an'ı rahat anlarım, Allah'ın dediği mesajı rahat alırım dersen, sıkmazsan kendini çok iyi anlarsın. İlk aşikar anlamı neyse anlamı odur. Dil bilgisi kurallarıyla uğraşarak falan anlam çıkarıyorsan da bir bozukluk vardır. O şeytanidir. Rahatça anladığın, ilk anladığın mana doğrudur. Evet, dinliyorum. Akşam gazetesi yazarı Cevdet Erdoğan seçimleri sevgi dilini kullananların kazandığını söyledi. Sevgi dili kullananlar kazandı, nefret dili kullananlar kaybetti. Arakan, Gazze, Doğu Türkistan ve tüm mazlumlar kazandı. Dünyayı babalarının çiftliği gibi yönetme sevdasında olanlar kaybetti. Göründüğü gibi olanlar kazandı. Oy uğruna kılıktan kılığa girenler kaybetti, dedi. Yani tabii sağ demek Kur'an demektir, Kur'an ahlakı demektir. Sağın kendine has bir merhameti vardır. Acıma duygusu, şefkati vardır. Bu devreye girdi tabii ki. Ama bu bütün Anadolu'ya hakimdir bizim Anadolu insanlığına. Merhamet de mesela bak ufaklık. O mavi gözlü var ya ki. Evet. Leyla. Acayip bak bütün Türkiye ayağa kalktı. Millet onun için ölümü göze alır ya. Ölümü yani. Binlerce insan ölümü göze alır. Hakikaten bizim millet öyle çılgındır yani. Merhametlidir. Yani Allah'ın verdiği aşkla bir çılgınlık. Bak millet hop oturdu, hop kalktı. Yiyeceğim seni o burnunu sen. Ama çok tatlı ya. Hakikaten cennette bunu yerler yani. Bu böyle de direkt bu şekilde gitmiştir Allah'ım. Hayır, haşinliği de çok tatlı, neşe de çok tatlı. Bizim millet merhamet mesela Avrupa'da falan olsun, umurlarında bile olmaz birçoğunun. Kale dayanmaz mesela o çocuk plajın kenarında şehit olmuştu ya Suriye'de. Dalga geçmişlerdi. O bilmem ne dergisi var ya. Charlie Hebdo. Dalga geçmişti o. Yani çocuğun şehitliğine sevinmişti. Alay ediyordu çocukla. Alenen seviniyordu yani. O tarz gibiydi yani. Adamlara merhamet anlayışı bu. Bizim milletimizde derin bir hamiyet olur. Mesela o çocuğu kurtarmak için asker, polis, vatandaş kendini rahatça denize atar, ateşin içine atar. Öyle gözü karadır bizim millet. Hiç gözünü kırpmaz. Yani çocuğu denize görse kaldırır atar denizin içine kendini. Yüzlerce insan bunu yapar yani. Binlerce insan. Özellikle bizim millet güzel, Türk milleti güzel, Anadolu insanı güzel. Ama işte homoseksüeller, bilmemler falan salıp kirletmeye kalkıyorlar. PKK ile kirletmeye kalkıyorlar, onlara müsaade etmeyeceğiz. Devlet iyi bizde. Devlet dindar, aklı başında devlet, merhametli, makul. Bir de kabadayı devlet, yani o yönden çok güzel. Yani cesur devlet, Türk devleti çok cesurdur. Yani çılgın bir yapı vardır. Hayredecek bir cesaret vardır Türk devletinde. Yani dünyada görülmemişti. Mesela Irak korkuyor mesela geri çekiliyor. Suriye korkuyor geri çekiliyor. Türk devleti öyle değil. Yani adamlar titriyor adeta cesaretinden. Yani olayın çapını kestiremiyor çünkü. Nereye varacağını bilemiyorlar. Onun için devlet hiçbir zaman için hükümetleri falan başıboş bırakmaz. İdareyi başıboş bırakmaz yani. Hiç olmaz öyle bir şey. Hiç bak işin doğrusu yani benim gördüğüm en fazla hadi Osmanlı'dan alalım. Hiçbir devirde başıboş bırakılmamış. Hiçbir zaman için. Ama ben kökenine inmiyorum, detaylarına girmiyorum. Ama hiç başıboş bırakılmamış. Hatta söyledim ya bir rivayette 5000 yıldan beri ta Mete devrinden beri yani o devirden beri Türk devletinin hiç ortadan kalkmadığı iddia ediliyor.
yani sürekli kesintisiz devam ettiği söyleniyor. Ki bence doğru. Yani çünkü buna çok fazla alamet var, delil var. Yani gizlice sürekli devam etmiş. Yani yıkıldı dendiği devirde de devam etmiş. Hiç kesilmemiş. Çünkü yeniden doğuyor. Yani ölse nasıl olsun o? Niye doğsun ki yeniden yani? Yeniden, bak doğma değil de yeniden ortaya çıkıyor. Sadece gizlenme var. Devlet gizleniyor, ortaya çıkıyor. Gizleniyor, ortaya çıkıyor. Gizleniyor, ortaya çıkıyor. 16 kere olmuş bu. Devlet yıkıldı mı biter, yok olur. Bu kadar basit yani, bir daha da ortaya çıkmaz. Ama 16 kere gizlenip geri ortaya çıkmış. Evet, dinliyorum. İstanbul'da polis ekipleri Avcılar'da bir eve düzenledikleri baskında 4. jeolojik zamana ait İstiridye deniz kabuğu fosiliyle 5 ila 7 milyon yıl öncesine ait bir dinozorun çenesine ait fosili ele geçirdiler. Büyüklüğü ne kadar acaba ya? Dinozor falan diyorlar mı? Evet. Yani çenesi varsa başka şeyler de vardır efendim. Bu da İstiridye. Hayır, istiridye kalır canım, istiridye de makul onu da. Bu çenenin büyüklüğünü bize bir söyleseler. Bir de orada kalması çok acayip. Kaldığı yer çok acayip. Lan bir de ortaya mortaya çıkarsa bunlar... Ha nerede kalmıştık falan biz. Evet, dinliyorum. Hello! Seven insan ayrılır mı? Ah severim ben senin güzelliğini, ah benim canımın içi. Allah bu canlılığını, neşeni, sevincini hep daim kılsın. Sonsuza kadar bu neşe içinde yaşa. Allah sana hep hayır, bereket versin. İnşallah cennet arkadaşı oluruz. Ben seni çok 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 severim. Cennette arkadaşım olursan acayip güzel anlaşırız. Bir daha dinleyeyim seni. Hello! Seven insan ayrılır mı? Yok güzel yüzlüm, nasıl yapılsın ya, olacak şey ya, tahammül, ya tahayyül bile demezsin. Tahayyül bile mümkün, nasıl yapacaksın, olacak iş mi? Laf onlar yani, bilmiyorum o seven ayrılır mı? O hiç bilmiyor onlar sevgiyi canım yani. Bir şekilde çıkar anlaşması yapıyorlar, sonra ticari anlaşma bozuluyor, ortaklık o kadar. O sevgide yani, tahayyül edilmesi bile, hayal edilmesi bile mümkün değildir. İnsanın hayal dahi edemez, korkar, hayal etmeye korkar. Ben hayal edilebileceğini düşünemiyorum. Yani sevdiğini öldürmek gibi bir şey ya. Onu adam nasıl hayal edebilir yani? Ha öldürmüşsün, ayrılmışsın. Bana göre öyle. Sokağa atmış oluyorsun ya, sokağa atıyorsun. Sokağa atmak ne demek? Öldürmek demek yani. Çok korkunç bir şey. Düşünülemez o. Senin en güzel yüzünü ben bir daha göreyim. Çok sevdim seni. Hello! Seven insan ayrılır mı? Canımın içi tabii ki ayrılır ama çok güzelsin. Çok. Evet, çok güzel. Yani kaş yüksekliğin, burnun, yüzün, bakımın çok güzel. Dekolte de çok yakışmış. İnşallah bu neşe, sevinç içinde çok uzun, sağlık saat içinde yaşarsın. Evet. Sevimli bir kedi ve karga. O niye geldi acaba karga? Ya birinin kargası da o karga normalde delik yapmaz. Bir şeye kızmış. Evet, hayır hayır, öyle özel bırakmıştır evet. Onu. Ya evet, yani. Biri besliyordur, evet. Onu özellikle karşılaştırmışlar. Evet. Yoksa karga çok uyanık, öyle bir belalı işin içine girmez. Asla yani. Asla. Yani çok uzaktan durum değerlendirmesi. Evet. Asla yani. İşte uzaktan peynir falan, ekmek falan görecek. Evelallah yani ortalıkta boşsa şak iner alır, kaçırır götürür. Bir tavan mavan sağlam bir yerde orada yer. Kargalar sağlamcıdır. Evet, evet.
İmam Mehdi ile birlikte Musa kavminden bir halk olacaktır. Yani Musevilerden de bir ekip olacak diyor. Hazreti Mehdi'ye yardım edecek. Hem bak Hristiyanlarla ittifak ediyor, Musevilerle ittifak edecek diyor Peygamberimiz. Davutoğlu Mehdi, Hazreti Süleyman gibi sadece sedirinden hükümdarlık edecek. Talmud'da var, Sanhedrin 20'ye B. Kaim Mehdi, savaşlarda Resulullah'ın çektiği eziyetlerden daha fazla şiddetle karşılaşacaktır. Daha şiddetli imtihan olacak diyor. Resulullah savaşlara girmesine rağmen ondan daha şiddetli sıkıntılar çekecek diyor. Ona çok dikkat çekilmiş ya. Demek ki bayağı bir zor durum olacak anladığım kadarıyla. Yani biz bilemeyeceğiz ama olacak demek ki. Çünkü Tevrat 6000 yıl önceden söylüyor. Bak bir tek ona söylüyor. Çok acı çekeceksin, çok sıkıntı çekeceksin. Kullarımı kurtaracak mısın bu şartlarda diyor. Evet ya Rabbi diyor. Severek diyor. Bir daha söylüyor Allah. Evet ya Rabbi diyor. Severek diyor. Mehdi'nin çilesi, Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır. Ve ikincisi bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek ve böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını, kararlılığını koruduğunu görüldüğünde Mesih Mehdi kendisinin beklenen şahıs olduğunu anlayabilecektir diyor. Evet dinliyorum. İnsanlar önce zamanı bilse sence ne olurdu? Olmaz. Yani 120 yaşında bile öleceğini söylesen. Evet. Oo, hoşuna gitmez. Yani gizli olması lazım. İmtihan. Yani 140 yaşında öleceğini desen yine olmaz. Yani ağzının tadı kaçar. Hoşuna gitmez. Yani imtihan için iyi olmaz o. Çünkü o daha fazla hizmet etmek isteyebilir, daha fazla şey yapmak isteyebilir. Olmaz. Gizli oluyor. Aniden Cenab-ı Allah alır canını, bir yerde bir şeyden alır. Evet, dinliyorum. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Koç, CHP'yi PKK'ya olan tavrı konusunda eleştiren bir yazı yazdı. Cemil Bayık, 24 Haziran seçimlerinden önce CHP'ye çağrı yaptı. Ve MHP ve AK Parti her daim düşmanımız. HDP'nin baraj altında kalmaması için CHP destek vermeli. Başkanlık gelirse bizi tarihten silerler dedi. Ancak bu çağrıya CHP'den bir tek tepki gelmedi. CHP'den kimse 40 yıldır ülkemizde katliam yapan bir terör örgütü nasıl olur da bizden böyle bir talepte bulunur demedi dedi. Ya aslında bu PKK'nın, CHP'nin falan hepsinin ağzını kapatacak konu özgürlüktür. Yani AK Parti güçlü bir iktidarla alabildiğini özgürlüğü gençlere anlatsa, dese ki istediğiniz kıyafeti giyin, istediğiniz gibi de eğlenin, kimse size karışamaz. Dedi Tayyip Hocam ama birkaç kere dedi, bu yeterli olmaz. Gürül gürül demesi lazım. Gençlerden yine fotoğraf falan çektirse böyle, başı açık, başı kapalı, dekolte hanımlar, çarşaflı hanımlar falan böyle, müzik, eğlence, bir yaptı son şeydi, ben rica ettim seçimlerden önce. Seçimlere yakın olsa da fark etmez dedim. Ben peş peşe yapalım dedim. Yaptı, Allah razı olsun. Yani güzel bir insan Tayyip Hoca. Ama yetersiz oldu. Baktım sahil kentleri kaybedilmiş. Bak söyledim ben bak sahil kentlerini bu yüzden kaybediyoruz dedim. Haritaya baktım kaybedilmiş hakikaten. İşte bu yeterli olmadı. Bunun dozunu artırmamız lazım. İnşallah. Bu 3-5 kere daha olsa tamam. İnşallah. Sahil kentlerini alırız. Evet. Türkiye'den Yücel Koç, Sayın Süleyman Soylu'nun Pervin Buldan'ı araması hakkında da şunları söyledi. Neymiş? İçişleri Bakanı Soylu katledilen bakkal için HDP'li Pervin Buldan'ı aramış. O teröristleri yakalayacağım, sizi bu defa CHP'de kurtaramayacak diye tehdit etmiş. Şehit cenazelerinde ise protokol artık CHP il başkanlarının alınmaması için talimat vermiş. İçimden geçeni söyleyeyim mi? Az bile yapmış dedi. O nedir ya? Var mı öyle bir şey il başkanı alınmamız? Daha önce de öyle bir gündem var ama yani bir mantığı, kanuni hukuki bir mantığı vardır onun yani. O öyle hani keyfi bir şey değildir o. Evet, provokasyon oluyor diye. Olabilir. Provokasyon olabilir. Tepki. Evet, onu engellemek için olabilir.
Ya tabii CHP'nin çelenklerine falan saldırmak ayıp. Ya her ülkede iyi niyette bir şey yapmış. Niye saldırıyorsun çelengine ya? Ne kadar ayıp yani. Ya güzel bir adım atmış. Allah sen iyi olmasını istemiyor musun ondan? E tamam işte bir adım atmış, elleme. Peşi gelir, arkası gelir. Namaz kılıyor, niye namaz kılıyorsun? Allah Allah. Ya bunun için uğraşmıyor musun sen zaten? Daha ne istiyorsun? İşte namaz kılıyor. Şükret yaz. Değil mi? Elhamdülillah de, teşvik et, takdir et. Evet, dinliyorum. Tebliğ yapma kararını ilk nasıl aldınız? Güzel yüzdüm. Ben lise sondayken komünizm her tarafı sarmıştı yani bütün. Biz mahalleye bile dayanmıştı. İncesu, şey, 96. Yani 100 metre falan vardı komünistlerle aramızda. Memleket gidiyor. Baktım yetenekliyim de yani. Tebliğ yapmadım falan, konuşmadım falan. Bir de baktım dürüst bir insanım. O ben söylemedim ama ben çok şaşırdım ona. Yani dürüstlüğüm, samimiyetim çok dikkatimi çekti. Ya dedim ben ya bütün gücümle, bütün hayatımı Allah'a vakfetmem gerekir dedim. Çünkü samimiyetim dikkatimi çekti. Bir gün düşünürken o aklıma geldi. Samimiyetim. Ya çünkü alabildiğine dürüstüm ben dedim. Bütün gücümle faaliyete başlayayım dedim. Hakikaten geceli gündüzlü başladım ondan sonra. Çünkü baktım insanlar yetenekli değildi o kadar yani yapamıyorlar. Cübbeli çıkıyor bilmem daha da batırıyorlar. Mahvediyorlar. Ben konuştuğumda baktım ikna ediyorum yani faydalı oluyor. Ben dedim bütün gücümle gayret edeyim dedim. Abo. Ya ki halbuki daire üçü de geçiyordu değil mi biz başlarında? Evet. Ya. Mübarek konuşur da izleme maşallah. Yüksek olmaz olur mu? Maşallah. Hem de daha yeni başladık. Evet. Bütün ümmeti Muhammed televizyonun başına geçmiş. Maşallah. Sevda yaman çile, sevenler düşer dile. Sevda bir ömür sürer, giden geliyor Leyla. Bak dikkat edin, sol anahtarına çok uydum. O çok önemli, lisede öğrenmiştik onu. Hayatta en nefret ettiğim yazdım. Benim kabusumdu ya. Böyle müzik odası vardı böyle amfi gibi. Do mi sol mi sol mi mi re. Ya böyle müzik mi olur ya? Ne alakası var? Esmerim biçim biçim. Ya böyle olur müzik Allah. Getir darbuka, klarnet, keman. Müzik dersi yıkalım ortalığı. Do mi sol mi mi re re ne demek ki ya? Izgara pişirir gibi yani. Ya gitsek mi acaba ümmeti Muhammed yazsa? Bütün millet ayakta ya. Yatalım da yarın gelelim. İnşallah. Yayınımızın sonuna geldik. Akşam inşallah tekrar görüşmek üzere.